Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Ruhumuz dingin, zihnimiz açık, yollarımız aydınlık olsun. Bu duygu, düşüncelerle araba sohbetlerimize devam ediyoruz. Sizler de aynı dönemde, aynı zamanda, aynı saatlerde seferlerinize eşlik etmekten de kıvanç duyuyoruz. Allah inşallah bu duygu, düşüncelerle dünya hayatımızı tamamlayabilmeyi, ebedi alemdeki seyru seferimizi en güzel şekilde yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İnsanın kendi ruhunu aydınlık tutması, kendi ruhunu karanlıklaştırması, yine bir nebze kendi elinde olduğunu bilerek hayata devam etmeli. Ruh hususi bir alan, hususi bir varlık, Rabbimizin bize ikramı. O bedenimizde olduğu an biz beden olarak, insan olarak var oluyoruz ve yaşıyoruz. Bunun üzerine tarih boyu insanoğlu çok şey konuşmuştur. Keşif anlamında, his anlamında, mana anlamında ve ruh-beden ilişkisiyle insanın duygu dünyası arasındaki bağlantıyı ve bu iki farklı oluşumun insanın beden silüetinde nasıl bir oluşumu gerçekleştirdiğini ve insanın ruhuyla, bedeniyle nasıl bir ilişki içerisinde olması gerektiğini kendi kendine gece gündüz, sabah akşam kendi kendine sora sora nasıl yol aldığını insanoğlu kendisi bizatihi tecrübe ederek zaten farkına varıyor. İş işten geçtikten sonra, can bedenden ayrıldıktan sonra, ruh beden ilişkisini kurmak ya da kuramadıktan sonra ne yarar ki insanın varlık alemindeki kendini bulma serüveni? Allah bütün bu muhteşem sistemi insanın hususi dünyasında var etmiş ve bu duygularla müstesna bir şekilde yaşam sürecini başlatmıştır. Madem ki bu bir ödül, bize bir hediye, bize bir ikram, ikram paketi nasıl açılır? İtina ile açılır, sevgiyle açılır. Sevgi çerçevesi içerisinde de onu hep hususiyetle, ihtiramla, hürmetle bakılır. O zaman ruhumuzu daraltmayacağız, ruhumuzu karartmayacağız. Hani biz enseyi karartmayalım tabirini çok kullanırız ya, asıl insanın ruhudur ihtiyacı olan, desteklenmeye, sevgiye, mutluluğa, tatmine, arzuların geldiği andaki onun hayata geçiriliş biçimine. İnsanoğlu çok muamma bir varlıktır. Kendi içinde hususi bir alanı vardır. Yani çok başka duyguları taşır bedeninde, bünyesinde. Küçücük şeyi kocaman yapıp sanki tüm dünya onun üstünde, sırtındaymış gibi yük yapar. Dünyanın en büyük yükünü de "Ya Rabbi, bunu benim üzerimden al, içinden almam gereken ders, nimet neyse onu alıp yoluma devam etmeyi nasip et" diyerek ruhunu daraltmadan, ruhunu karartmadan, ruhuna yorgunluk vermeden, bedenine de işgal oluşturmadan yola devam eder. Şimdi bindiğimiz bu arabaların yeni teknolojilerinde gaza bastığımızda elektrik üretiyor, frene bastığımızda elektrik üretiyor, bu enerjiyi de tekrar size, bize geri veriyor. Diyor ki biz sarfiyatınızı azaltıp paylaşımınızı artıracak, yol mesafenizi, menzilinizi daha da uzatacak sistemi geliştirdik diyerek bize imkanlar sunuyor. İşte insan başına gelen felaket, başına gelen musibet, başına gelen beladan da "ben burada ne görmem gerekiyor" diyerek ruhunun dinginliğini bozmayacak şekliyle aklını kullanarak, önceki tecrübelerini kullanarak, daha önceki insanların başına gelen felaketlerden nasıl çıktıklarını analiz ederek, değerlendirerek
kendi dünyasında nasıl hareket edeceğini otomatik olarak var ediyor. İnsan matematiktir. Ama dünyadaki algoritmanın içerisinde bir hesap sistemidir. Siz ne kendi matematiğinizden ayrı bir dünyada olabilirsiniz, ne de bu algoritmanın dışına çıkabilirsiniz. Dolayısıyla dünyadaki bütün hesaplanan sistemler, insanın şu sosyal varoluş dünya içerisindeki ismi, künyesi, kimliği, vatanı, milliyeti, cibiliyeti, ne varsa bunların hepsi bir hesap üzerine zaten var oluyor. Her şeyin hesabını takip eden Allah bize bu bedeni emanet verdi, ruhu da emanet olarak verdi. Ne zaman alacağını bilemeyiz. Öyleyse bizim misafir olduğumuz dünyayı rahatsız etmeye, bize emanet edilen bedeni rencide etmeye, bize emanet edilen kalbi yormaya, bize tevdi edilen, ikram edilen, hibe edilen ruhu daraltmaya gerçekten hakkımız yok. Bunların hiçbirisi bizim değil. Sadece kullanım hakkı bizde ve verdiği nimetlerden tamamından ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ sonra bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Ayeti kelimesi bizi hatırlatıyor ki bütün bu nimetler bedava değil. Anamızdan babamızdan türedik, dünyaya geldik. Ama her şeyin sahibi, her şeyin haliki, yaradanı Allah bunların hesabını soracağını bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Öyleyse şu ruhumuzu daraltmayalım. Ruhumuzu bedenle uyumlu hale getirelim. Bizim için sıkıntıya mal olacak, gerçekten daralıp hayatı sıkıntı çemberi içerisine sokacak yersiz talepleri doldurup olmayacak şeyleri oldurma hususunda kendi kendimize zayiat vermeyelim. Bu insanın kendi kendine yaptığı en büyük haksızlıktır. Aziz dostlar, biz bu haksızlıkların çerçevesi içerisinde kendimizi var etme, kendimizi mutlu etme, kendimizi kıymetli kılma hususunda Rabbimize söz verdik. Kul olmak, hak yememek, mutlu olmak, mutlu kılmak adına. Ruh denen sistem de, kalp denen muhteşem ihtiva merkezi de işte bunları istiyor. Telefonla değil, gönül dünyasıyla, ruh dünyasıyla, empati yaparak, telepati yaparak karşıdaki insanın gönül dünyasına sizden sürur, sevinç, selam, esenlik, eman, güvenlik gidiyorsa siz gerçekten iyi bir insansınız. Herkes üstüme üstüme geliyor diyorsanız problemli insansınız. Her şey üstüme üstüme geliyor diyorsanız problem gerçekten sizsiniz. Eğer siz bedeninize, kalbinize, ruhunuza bu hapis dünyasını yaşatıyorsanız hiç dış dünyayı sorgulamayın. Hiç çalışanlarınıza hakaret etmeyin. Problemin merkezinde siz varsınız. Problemli insanlar olabilir. Onları atlatmak sizin vazifeniz. Problem herkes tarafından yaşanıyor olabilir. Önemli olan o problemi çözerek aydınlığa kavuşturmaktır. İnsan olmak, ihsan olmak, iyiliği yakalayıp yakalatmak işte böyle bir şeydir. Biz bu durumları, biz bu duyguları kendi iç dünyamızda yaşamadan başkalarına yaşatabilme şansımız yok. Yaşamadığımız şeyi yaşatamayız. Allah bu güzellikleri yaşamayı, yaşatmayı hepinize, hepimize nasip eylesin. Gönül dünyamızı, ruh dünyamızı, hayal dünyamızı güzel tutmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Biz böyle dualı, biz böyle kararlı, duygulu, düşünceli olursak Rabbimiz de inanın bizi sevindirecektir. Bizim yolumuz devam ediyor. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.